Şimdi Galatasaray'ın gündeminde tabii ki forvet konusu var değerli izleyenler. E, Şampiyonlar Ligi önelemesine kadar bir forvet alınabilecek mi alınamayacak mı? Aslında e, Icardi bu noktada biraz ikinci plana düşmüş gibi görünüyor e, Taner. Çünkü Icardi'nin muhtemelen transferi biraz uzun bir e, süreç alacak. Sence şampiyonlar ligi önelemelerine kadar bir e, forvet takviyesi yapılabilecek mi Galatasaray'da ki yine adı geçen oyuncular da önemli yıldız oyuncular. Dembele'nin adı geçiyor, Zapata'nın adı geçiyor. Ne dersin? Mutlaka yapılacak. Yani milli takımın pardon Galatasaray'ın e, özellikle e, Icardi süreci henüz belirsizken Icardi'ye Suudi Arabistan'dan ciddi tekliflerin geldiğini bile, bilirken biliyorken e, Mustafa Muhammed'in de gelemediğini bildiğimiz bir ortamda Galatasaray. E, mutlaka bir hücum adamı transferi yapacaktır. E, Umut Nair konusunda bir girişimin olduğunu biliyoruz. Fenerbahçe de bu konuda bir girişim yapmış. Belki de Umut Nair konusu hızlanacak ama Galatasaray mutlaka bir forvet transferini bu ayın sonunu hatta yetiştirmeye çalışıyor hı hı. ki takım açılışında sezon açılışında olsun diye. Yani burada bütün bir sezon hedefi her ne kadar şampiyonluk gibi gözükse de ana hedeflerden bir tanesi de şampiyonlar gruplarına kalıp oradan maddi bir gelir elde etmek. Yani yüzüp yüzüp kuyruğuna gelip böyle bir maça son adamı olmadan çıkan bir galası herhalde olmayacaktır diye tahmin ediyorum. Yönetim de burada bir başarısız tablo çizmemek adına elini hızlı tutuyor. Ama tabii ki Suudi Arabistan piyasası birçok yıldızın böyle frene basmasına sebebiyet verdi. Yani geleceğim diyen oyuncular bile acaba ben de Suudi Arabistan'dan teklif alır mıyım diye süreçleri bekletiyorlar. Bu da tabii ki işin aksamasına sebep oluyor. Yani Bale de futbola geri dönmeye karar verdi. O yüzden şu an Galatasaray'ın Icardi'yi bitirememiş olması normaldir. Diğer oyuncuların da askıda olması normaldir çünkü herkes acaba o 20 milyar Euro'luk pastadan ben de pay alabilir miyim diye beklenti halinde. Peki yine gündemde böyle dünyaca ünlü yıldızların olmasını nasıl yorumluyorsun? Yani Galatasaray öyle bir kadro oluşturmayı hedefliyor ki Icardi'nin alternatifi Dembele, i̇şte Icardi ve Zapata Mesela bunlar çok önemli yıldız oyuncular. Yine yıldızlarla dolu bir kadro olacak gibi görünüyor. Acaba bunun idaresi nasıl olacak? Okan Buruk yaptı bu idareyi bu sene. Yani Mertens yıldız değil miydi? Icardi kez daha öyle değil miydi? Yani Mata ya da birçok oyuncu yani gerçekten böyle yıldızlar topluluğunu yönetebilen bir yaklaşımı var Okan Hocam. Bu yüzden de gelen oyuncu da e, muhtemelen referansıyla gelecek. Yani burada Icardi'ye soracak, Mertens'e soracak gelecek ama öyle ben hı hı. hadi geliyorum imza atayım değil Araştırarak gelecek ve Okan Hoca'ya karşı olan e, Muhtemelen duruşu saygısı da bu çizgide olacaktır ve ben yönetilmez bir durum olacağını düşünmüyorum Şimdi Icardi konusu e, sıkıntılı dedik. Erden Timur da her fırsatta Icardi ile ilgili açıklamalar yapıyor değerli izleyenler. E, son açıklamasında da tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi Erden Timur. E, bir bakalım e, Erden Timur'un açıklamalarına. Bu arada bu akşam da Aspor'un e, canlı yayın konuğu olacak. E, onun öncesinde burada ne diyeceğini de tabii ki çok merak ediyoruz ama Icardi ile ilgili açıklamalarını bir izleyelim. Evet Ikardi zor olacak açıklaması hep yapılıyor. E, Peki Taner şimdi her şampiyonlukta bazı oyuncular kritiktir ve onların kaybedilmesi aslında takımı da çok fazla etkiler. Yani evet belki Icardi giderse yerine yine yıldız bir isim hmm. alınacak Galatasaray'da ama örneğin geçen sene işte Trabzonspor'da bunu Vakeme'de gördük. Ne kadar önemli bir oyuncu olduğu sonradan ortaya çıktı. Icardi giderse acaba Galatasaray bundan ne kadar Yani Bu fatura ne kadar ağır olur? Yani fatura ne kadar ağır olur? Şimdi Dembele ismi konuşuluyor. Konuşulan hay, hakikaten de böyle hatır sayılır. E, golcüler var. E, son adamlar var. Santaforlar var hı hı. aynı zamanda. Bu yüzden de e, Icardi'nin faturası ne kadar ağır olur kestiremiyorum. Çünkü işte, Icardi'yi tutma şansınız her geçen gün azalıyor. Evet. Erdem Timur da zaten bunu belirtti. E, Suudi Arabistan piyasası girince işler değişiyor dedi. Şimdi burada e, Icardi sezon başlarken Icardi'den bu derece iyi bir performans kimse beklemiyordu. Ki biz bu ligde ne yıldız adayları yıldızlar gördük. O yüzden işin rengi biraz farklı olabiliyor. Buraya geldiğimizde Dembele ya da başka bir golcü Icardi'den de iyisini gösterebilir. Yani 34-35 yaşındaki Valencia'nın neler yaptığını gördük. Tabii. O yüzden de ben faturanın ağır olup olamayacağını kestiremiyorum. Belki de daha iyi bir performans bulacak Galatasaray. Bu tabii biraz, onu biraz bekleyip yani. Onu görmek Ama de biz gerekiyor. Ama risk tabii ki yani hazır Elbette. oturmuş ve taraftarla çok iyi bir Elbette. enerji yakalamış bir oyuncuyu kaybedip yerine getireceğiniz oyuncu bir anda bir falcao da olabilir. Tabii bir zar atıyorsunuz. Evet. Yani burada zaten hazırda tutmuş bir şeyi gönderip göndermek zorunda kalmak kimsenin istemeyeceği bir şey ki Icardi bu kadar sevilen bir oyuncuyken. Bu yüzden Dembele konusu ya da başka yıldız isimler hiç fark etmez. E ee, ilk hedef Icardi'yi tutmak. Hı hı. Bunu biliyoruz. Yani o görüşmeler, temaslar hala devam ediyor. Ancak PSG kulübü şu anda Suudi Arabistan'dan bir kulüple anlaşmaya vardığı bilgisi var. Hı. Süreç şu an Icardi'de. Icardi ne yapacak? Bu biler. süreci belirleyecek. Şimdi aslında olay Icardi ile beraber bir iskeleti korumak Tanner. E, Okan Buruk da hep buna vurgu yapıyor. Yani öncelikle hedefimiz aslında bu şampiyon kadroyu koruyabilmek diye. Doğru. Çünkü bir anda bu kadronun %50'sinin 60'ının belki de değişme ihtimali olabilir. Yani Mus e, özürle Nelson'un gidişi konuşuluyor. saşa Boy'un gidişi konuşuluyor. Yine beklere takviyeler yapılacak. Orta sahaya bir takviye isteniyor. Oliveira'nın yerine birine e, arandığını biliyoruz. Mertens'in yerine yine bir on numara arandığını biliyoruz. Ve biz bir anda belki de sezona bambaşka bir Galatasaray 11'iyle başlayacağız. Yani Başlı başına an, bir risk aslında. Bu arada Galatasaray'ın ilk hedefi transfer yapmak değil. Mevcut kadroyu korumak. Yani bu nedir? Boyle Nelson'a bir sene daha kalın isteği iletildi. Hı hı. Böylece iki tane transfer oraya yapılmamış olacak. Kaan Ayan zaten kontrat imzalandı Kaan'la. Sol beke mutlaka transfer yapılacak. Onu yapılması gerekiyor. Çünkü Emre Taşdemir gitti. Adi Kupbe ile kontrat imzalanmadı. Bir tek Kazımcan kaldı. Evet oraya mutlaka bir transfer yapılacak. Oraya da Mert deniyor mesela. Evet yani Mert Müldür ismi konuşuluyor. Hem çünkü Mert'in opsiyonu hem sağ hem sol. Yani farklı mevkilerde oynamasından dolayı bir rahatlığı var. Yerli. Ee, sağ çık, Raşika durumu belirsiz. Merkezde mata gitti. Yerine birini koyman lazım sola geliyorsun. Kerem'e teklif var ama gitmeyeceklerden bir tanesi Kerem. Hı hı. Ama Oliver ile alakalı da Galatasaray'ın yani gönderebiliriz durumunda olduğunu söyleyelim. Yani Torreira mutlaka gitmeyecek ama Olivera ile ilgili o opsiyon açık. Mishui'nin durumu belirsiz ama bu kadar değişen kadroda Mishui'ye kal denilebilir. Öyle bir ihtimal var. Icardi zaten malum Mustafa Muhammed de gelmiyor. Yani şu an bile saydığım bir 7 tane 8 tane transfer ihtiyacı. Okan Hoca geçtiğimiz sezon başlangıcında ilk 5-6 haftada hatta 10 haftadaki o bocalamanın sebebi Okan Hoca'nın değişen, baştan aşağı değişmiş olan ve takım olgusundan uzak kadroydu. Hı hı. Şu anda bu kadro gelinen noktada e, oturmuşken tekrar başa sarmak şampiyonlar ligi elemeleri için çok büyük risk tabii ki de. İşte Trabzonspor örneğini gördük geçtiğimiz evet, sezon. Sonrasında baştan da bir oluyor. değişen bir kadro. Çünkü şampiyon olan kadrolar doğal olarak yağmalanıyor. Vitrine çıkıyor oyuncular ve bu yağmalanma oluyor. Siz bu yağmalanmadan ne kadar oyuncunuzu kurtarırsanız o kadar kar oluyor sizin için. İşte bizim kulüplerimizin paraya ihtiyacının olması da ne yazık ki bunun önünü açıyor biraz. Yani Real Madrid Barcelona şampiyon olduğu zaman o kadar çok oyuncusunu göndermiyor tabii paraya o kadar ihtiyacı olmadığı için. Bir de vizyon için ama. ama şimdi oyuncunun hedefi nedir? Hayali. Real Madrid Barcelona. Real Madrid Barcelona'dan nereye gidecek adam? Getafe'ye mi gidecek? Yani zaten City falan istiyorsa Real Madrid de devasa paralar kazanıyor. Hı hı. Öyle bir durum var ama bizim ligimiz biraz e, sıçrama tahtası durumuna da geldi. Avrupa'ya. Ve oyuncular sabırsız şu an. Arda Güler bile sabırsız. Bak, baktığımız zaman. İşte Kim bineceğinin mesela değerinin nerelere artık yükseldiğini görüyoruz. Aynen öyle. O yüzden de şu anki gelinen noktada e, oyuncuların gitmek istemesini anlayabiliyorum. Çünkü şimdi Nelson doğrudan şampiyonlar ligine giden bir takım da olabilir. Seviye olabilir, başka bir takım olabilir. E, geliyorsunuz diğer oyuncu gruplarında da yine Icardi. Şu an yine majör liglerden çok rahat kulüp bulabilir. Gider Suudi Arabistan'dan da devasa bir para alabilir. Ya da Raşika. Kendine bir yer bulabilir. O yüzden bu kadro çok iyi bir oyun oynadı. Ve doğal olarak da vitrine çıkmış oyuncular e, talipleri arttı. Şimdi Zanyolu'yu buna eklemde nereye koyacağız Taner? istersen biraz ondan da bahsedelim. Galatasaray'ın çok ciddi bir gelir beklentisi olan oyuncularından biriydi Zanyolu ama işin rengi biraz değişti gibi görünüyor. E, enteresan olan işin rengi Son birkaç günde de değişmiş gibi görünüyor aslında. Hı -hı. Son milli takım performansıyla, İspanya maçında sergilediği performansla ve ondan önceki derbi performansıyla. Yine Zaniolo ile ilgili çok fazla transfer haberi Doğru. çıkmaya başladı. Ee, acaba kadroda kalmalı mı yoksa Zaniolo e, giderse ne kadarlık bir gelir e, hedeflenebilir e, oyuncudan ne dersin? Aslında bu kadar değişen bir kadroda kim kalır, kalırsa kardır. O yüzden Zaniolo'nun kalması da kardır gibi gözüküyor. Ama bugün gazeteleri açtığımız zaman içinde... Yine Juventus iddiaları var, evet. yine Milan iddiaları var. İtalyanlar oyuncunun peşinde çünkü İtalya amiri takımında doğrudan oynayan bir oyuncu durumuna geldi. Doğru. Böyle bir vitrine çıkmış bir oyuncunun gelebileceği noktayı herhalde hep herkes hayal ediyordur. Yani Zaniolo bugün 35 milyon euroya alan kulüp muhtemelen birkaç yıl sonra 100 milyon euro üstüne satacak. O yüzden de hem performans alabilecekler hem de oyuncudan bir gelir elde etme durumları var. Hı hı. Bunu bilen İtalyan kulüpler özellikle Juventus, Milan gibi kulüplerde oyuncuyu almak istiyor. Yani Galatasaray'ın burada eli biraz tabii ki sıkı ne diyeyim yani zorda. Çünkü oyuncu da yaptığı açıklamada İtalya'ya gitmek isteyebileceğini söylüyor. İtalya'da böyle bir hayali var onun. Yani böyle bir kulüplerde buralarda oynama gibi bir hayali zaten var. İtalya'da da yeniden manşetleri süslemeye başladı tabii performansıyla. Hiç inmedi bu arada. Yani evet. ilk günden geldiği günden bu taraf acaba transfer oluyor mu? Nereye gidecek? Milan vesaire. Her gün mutlaka bir Zaniolo haberi vardı Doğru. sayfalarda. Şimdi de işte Boğaz havası onu kendine getirmiş şeklinde haberler. İspanya maçında 90 dakika sahada kalınca. Evet, doğru. İşte bu önemli. O, o karşılaşmada 90 dakikada sahada kalıyor olması bile özellikle Mancini zaten çok önemli. Derbiden duyunuyor. daha Evet. Büyük bir bitirin çok büyük tabii bir bitirin. ki. Peki bakalım Galatasaray'da önümüzdeki süreçte önemli gelişmeler yaşanacak. Bir kez daha tekrar edelim Erden Timur'da bu akşam Aspor'un canlı yayın konuğu olacak. Muhakkak transfere dair çok önemli bilgiler verecek.